Çay kanunu, Rize'ye gittim, herkes şikayetçi. Arkadaşlarım, grup başkan vekilleri oturdular, bir çay kanunu hazırladılar, üreticilerle görüştüler, nasıl olması gerektiğini anlattılar ve sonunda geldiler genel kurula. Çay kanunu görüşülecek, AK Parti ve MHP çıkacak olan çay kanununa red oyu verdiler. Rizelilere söylüyorum. Rizeli kardeşlerime söylüyorum. Kesintisiz oy veriyorsunuz. Sizin alın terinizi başkalarına peşkeş çekiyor. Kilolarca değil, tonlarca kaçak çay geliyor. Ben Rize'de söz verdim. Allah nasip eder, onların da oyuyla iktidar olduğumuzda o kaçak çayları Rize meydanında yakacağım. Söz verdim. Söz, söz. Yakacağım. Rize meydanında yakacağım ben. Bu milletin hakkını, hukukunu savunacağız. Kaçakçının değil, soyguncunun değil, cebini dolduran siyasetçinin değil. Bunu yapacağız. Yeni bir evrenin, yeni bir dönemin başladığını herkes bilmeli. Devleti yeniden adalet üzerine inşa edeceğiz. Yolsuzluk üzerine değil, soygun üzerine değil. Bunu yapacağız. Kendilerine söyledik. Bizim hazırladığımız teklifi kabul etmiyorsanız siz getirin. Üreticinin hakkını, hukukunu savunan kanunu siz getirin. Biz destek vereceğiz. Onu da getirmiyorlar. Niçin? Soygun daha bitmedi. Daha birilerinin keselerinde boşluk var. Oraları dolduracaklar. Değerli arkadaşlarım, ne dedik? Yönetemiyorlar. Yönetemeyen insanlar bir süre sonra gerekçe ararlar. Ya iyi yöneteceğim ama şu dış güçler var. Önce diyorlar ki yöneteceğiz ama şu CHP var ya CHP. CHP yüzünden biz yönetemiyoruz. Ne yaptı CHP? Ne yaptı? Ya sen doğru dürüst bu milletin lehine kanun getirdiğinde biz karşı mı çıktık? Baktılar ki millet bunu yemiyor. Sonunda millet şunu söyledi. Kardeşim CHP dedi muhalefet partisi iktidar değil ki. Sizin gücünüz var. Yeterli sayıda milletvekiliniz var. İstediğiniz kanunu çıkarıyorsunuz. İstediğiniz kişiyi atıyorsunuz. Valisi, kaymakamı, komutanı kimi istiyorsanız. Hatta hırsızdan büyükelçi bile tayin ediyorsunuz. İtiraz eden de CHP. Başka bir şey yapmıyor ki. Bu milletin lehine ne getirdiniz de? CHP karşı çıktı. Sonra baktılar bu tutmuyor. Efendim dış güçler baskı yapıyor. Dış güçler yüzünden biz burayı iyi yönetemiyoruz. Kardeşim sorduk gene. Bu 128 milyarı toz ettiyen dış güçler miydi? Dış güçler mi söyledi 128 milyar doları arka kapıdan birilerine sat? Kimse fark etmez. Onlar sanıyorlar ki kimse fark etmez. Attığınız her adımı biz takip ediyoruz. Her adımı. Her adımı. Değerli arkadaşlarım. Ne derlerse desinler, yönetemedikleri çıkıyor ortaya. Asıl beni üzen, devletin itibarını satmak demiştim. Hani 128 milyar dolar, et süt kurumundaki soygun, rüşvet alanın büyükelçi tayin edilmesi, bunları hadi diyelim ki biz kendi içimizde hallederiz. Ama bu devletin itibarını ayaklar altına alamazsınız.